Sosyal medyanın yeni akımı 20'li yaşlar meydan okuma paylaşımları için bilişim uzmanlarından yüzünüzü çaldırmayın uyarısı geldi. Uzmanlar paylaşılan fotoğraflarla yapay zeka algoritmalarına kaynak sağlandığına ve yüz tanıma sistemi sayesinde üzerine çalışanların gelecekte bu verilerden kötü amaçlı olarak yararlanabileceklerine dikkat çekti. Kimi uzun saçlı, kimi siyah beyaz, kimi üniversite yıllarından ya da mesleğe ilk adım atılan dönemlerden. Sosyal medya 20'li yaşlar meydan okuma etiketiyle açılan eski fotoğraflarla dolu. Bu yeni akım dünyayı sardı ama eğlenceli olmasının yanında işin bir de güvenlik boyutu var. Bu fotoğrafları birileri bir amaç için arşivliyor olabilir mi? Yapay zeka algoritmalarını şu an paylaştığımız fotoğraflarla besliyoruz. Hatta bunlarla ilgili işte ırk analizlerinin yapıldığını görüyoruz. 20 sene öncenin fotoğrafları ve 20 sene sonranın fotoğraflarıyla birlikte aslında belki istihbarat servislerine, belki kozmetik firmalarına biz denek olarak kişisel verilerimizi sunmuş oluyoruz. Türkiye'de 20'li yaş fotoğrafını paylaşanların sayısı 30 milyonun üzerinde. Ancak işin uzmanlarına göre amaç eğlence gibi gözükse de bu yeni akım o kadar masum olmayabilir. Burada ne oldu? Yüz tanıma programları için milyonlarca yüz verisi aktarılmış oldu. Bebeklerden yaşlılara bütün görüntüler burada kapsanmış oldu. Buradaki temel sorun şu an değil belki ama bu verilerin gelecek yıllarda kötüye kullanılması ve rızanız olmadan bilgi toplanması söz konusu. İnsanın aslında her yaş dönemi kayıt altına alınıyor, farklı algoritmalar oluşturuluyor. Kırık bu algoritmaların yüz tanıma sistemlerine kaynak sağlayabileceğine dikkat çekiyor. Yarın öbür gün akıllı ev sistemleri çıkacak. Sadece yüzünüzü tanıyarak evinize gireceksiniz. Yüz algoritmasını oluşturmak, istediği yüzü oluşturmak, ideal olan yüzü sunma amacını taşır. Böylelikle yüz tanıma algoritması sistemlerinin ciddi bir veri desteği sağladığını görüyoruz. Böylece haz uğruna aslında kendi verilerimizi kendi elimizle sunmuş oluyoruz. Kırık paylaşımların hedefli reklamcılığa da hizmet ettiğini söylüyor. Kullanıcılar belirli bir sırayla fotoğraflarını paylaşıyorlar. Yani sosyal medyada benim fotoğrafım var diyebilirsiniz. Ama buradaki önemli olan gaye eski fotoğrafınız ve yeni fotoğrafınızın paylaşılması ve yapay zekanın bunu analiz etmesi, karşılıklı olarak kıyas yaparak analiz etmesi ve bunun gelecekte bir pazarlama aracı haline dönüşmesi. Çünkü sonuç olarak bu yeni derlenmiş verilerle hedefli reklamcılığa destek oluyor. Yaş ilerledikçe reklam mesajları bizler için birçok özelliğe göre değişiyor. İşte kozmetik firmaları, kişisel bakım ürünleri buna göre gelişecek ve değişecek.